Sevgili izleyicilerimiz, bir başka Bilin Bakalım programıyla daha Konya'da Konya Bilim Merkezi'ndeyiz. Bildiğiniz gibi Konya ilimiz gökyüzünde bizi gururlandıran Türk yıldızlarına ev sahipliği yapıyor. Biz de bu bölümde Osmanlı'nın uçan ilk alimi Hezerfen Ahmet Çelebi'yi anlatacağız. Bu panelde 9. yüzyılda Abbas bin Firnas'ın İspanya'dan başlayan macerasının 20. yüzyılda Wright kardeşlerin ilk motorlu uçağı yaptıkları zamana kadar kısa bir tarihçe var. İşte bu liste insanoğlunun göklere yelken açma hikayesinin Wright kardeşlerden çok önce Abbas bin Firnas'ın yaptığı cesur adımlarla başladığını gösteriyor. Gökyüzü Müslüman alimler için her zaman gizemli olmuştur. İşte bu gizemin perdesini aralamak için çalışan Müslüman bilim insanları için de Ahmet Çelebi'nin ayrı bir yeri vardır. 17. yüzyılda yaşayan Ahmet Çelebi, çeşitli fen ve teknik işleriyle uğraştığı döneminde Hezarfen, yani bin fenli lakabıyla anılmıştır. Hezarfen Ahmet Çelebi, uçma ile ilgili araştırma ve talimlerini bugünkü ok meydanında kuş kanatlarına benzer bir teçhizatla yapmıştır. Rüzgarın şiddetli olduğu sıralarda kanatlarıyla defalarca uçmuş, böylece rüzgara karşı uçuşun kaldırma kuvveti temin edeceği kanaatine varmıştır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine dayanan hikayeye göre Hezarfen Ahmet Çelebi geliştirdiği bu kanat sistemiyle Galata Kulesi'nin tepesinden rüzgarın yardımıyla uçmuş ve Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'na inmiştir. Kuşlara verilen özgürlük insanoğlu için uzun süredir merak kaynağı olmuş ve uçma yeteneği sahibi olmak neredeyse evrensel bir arzu olmuştur. Günümüzde insanoğlunun yapmış olduğu uzay araçları Abbas bin Firnas'la başlayan ve Hezarfen Ahmet Çelebi ile devam eden uçma serüveninin nereye geldiğini gösteriyor. İşte biz de bu yüzden Bilin Bakalım programımızda Büyük Osmanlı Mucidi Hezarfen Ahmet Çelebi'yi anlatmaya çalıştık. Bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız sizi buraya, yani Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim Merkezi'ne bekliyoruz.